AK Parti İskenderun İlçe Teşkilatı yönetimi dövizlerini bozdurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dolar ve eurolarınızı bozdurun çağrısı üzerine AK Parti İskenderun İlçe Teşkilatı yönetim ve kadın kolları ile birlikte reisimize tam destek için az ya da çok demeden dolar ve eurolarımızı bozduruyoruz diyerek döviz bürosuna geçerek dolar ve eurolarını bozdurdular. Reisimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yastık altındaki dolar ve eurolarınızı bozdurun çağrısına gönülden destek verdiklerini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Bodur, kökü dışarıda dalı budağı ülkemizde olan sıkıntılara son vermek, devletimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında olmak anlamında elimizdeki, cebimizdeki dövizleri bozduraraktan Türk liramıza sahip çıkarak paramızda millileşiyoruz dedi. Düzden al Ayşe, düzden. Baştan yabancı der. Düzden abi. Kurtuldunuz. Elhamdülillah. Yine az evvel de ifade ettiğim gibi en azından manevi olarak rahat olduğumuzu hissediyoruz. 110 dolar. En önemlisi kendi değerimiz. 100 euro. Cumhurbaşkanımız millileşmekten bahsediyor. Kendi paramızı kullanaraktan dolara hayır, kendi paramıza evet diyoruz. Teşekkür ederim. 100 euro. 150 euro. Bugün AK Parti ilçe teşkilatı da dolar bozdurmaya geldi, euro bozdurmaya geldi. Piyasa nasıl? Vatandaşın dolara ve euroyu bozdu. Bir operasyon olsun. 300 bin dolar kadar bozduran oldu. Bugün itibariyle? Bugün. 300 bin dolar. Evet. Daha çok bekliyor musunuz? Piyasa ne? Bekliyoruz daha. Bu saatten sonra gelebilir. Dolar yani devam ediyor. Dolarda düşüş oldu mu? Dolarda düşüş var. Ben buradan sizler aracılığıyla vatandaşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum. Elindeki 5 dolar, 10 dolar hiç önemsemeden dövizini tamamını bozduraraktan yerli paramıza sahip çıkmayan tüm vatandaşlarımı buradan sizler aracılığıyla davet ediyorum. Bu milli bir gündür. Bugün bir olma, iri olma, hep beraber olma günüdür. Yani bendeki şu az bir parayla, az bir dövizle ne olacak denmemesi gereken bir gündür. Az evvel de ifade ettiğim gibi karınca misali safımızı net etme günü, net olarak bildirme günüdür. Bir de başkanım, yani bu doların yükselme sebebi Türkiye Cumhuriyeti değildir. Bu Amerika'nın dünya üzerindeki gelişmiş ülkelerde bile oynadığı oyun. Yani Türkiye ile bağlantılı bir şey değildir. Ha yani onlar bize güçleri yetmiyor. Bu bir vesile oldu. Bu vesilenin arasında girdi bu iş. Yoksa dolarda böyle aşırı bir yükselme falan olduğundan değil. Avrupa 2 puan birden bırakıyor. Bıraktım mı euro dolar paritesi 2 puan. Amerikan doları dünyada değer kazanıyor. Bu da bize etken oluyor. Yoksa yani de Türkiye ekonomisinde bozukluğundan dolayı değil. Kesinlikle. He. Biz şu an zaten ekonomilerimizle alınmış vaziyette. Başbakanımız gerekli açıklamaları da yaptı. Öyle bir sıkıntı olsa zaten 4000 lira olur. 5000 lira olur. Ama öyle bir sıkıntı yok. Bankalar bu para satacak yer arıyor. Öyle bir sıkıntı yok. Bozuk olsa bozuk. Faiz yükseliyor mu? Allah'a şükür yükselmiyor. Niye? Ekonomimizin düzgün olduğunu. Ama dünyada bir döviz sıkıntısından, doları ne de şey yapmasından dolayı Türkiye'ye de yansıyor. Buna da yani de katlanacağız. Katkımız olacak. Biz diyor ya Cumhurbaşkanımız bize teğet geçecek. Bize değecek ama teğet geçecek. Parçalamayacak bizi. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle biz olmayacağız. Biz savcı görevimizi yaptık. Vatandaşlar.